Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümü aslında malzeme bilimi vurgusuna nanoteknolojiyi ekleyen kısıtlı sayıda üniversitelerdeki bölümlerden bir tanesi. Nanoteknoloji aslında malzemelerin boyutlandırmalarıyla ilgili bir teknolojik problem. Öğrencilerimizin bu eğitime katılmaları aslında geleneksel metalurji ve malzeme mühendisliğinin üzerine bu bahsettiğim yenilikçi teknolojinin yani yeni malzemelere yeni özellikler kazandırma arayışımıza bir teknolojik platform yaratıyor, nanoteknoloji platformu. Aslında modern yaşamda malzeme bilimi her yerde. Ulaştırmadan sağlığa, enerjiden tarıma, pek çok alanda sektörel malzeme bilimi için yaptığımız çalışmaların her birinde öğrencilerimiz yer alabiliyorlar. Yeditepe genelinde olduğu gibi bizim de Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünde eğitimimiz %100 İngilizce. Bu tabii ki doğal olarak öğrencilerimize hem literatür takip etme hem de uluslararası ilişkilerde ve uluslararası birlikteliklerde daha aktif yer alabilmelerini sağlayan bir etken. Temel bilimler derslerini birinci sınıftan itibaren geçtikten sonra bölüm derslerine yöneldiklerinde malzeme bilimine yönelik ve nanoteknolojiye yönelik dersler ile eğitimlerini pekiştiriyoruz öğrencilerimizin. Eğitim ve araştırmalarımız sağlıkta nanoteknoloji, enerjide nanoteknoloji, akıllı malzemelerde nanoteknoloji ve sürdürülebilirlik için nanoteknoloji olmak üzere 4 ana başlık üzerine oturtulmuş durumda. Bahsettiğimiz 4 ana başlık altındaki araştırma ve eğitim çalışmalarımız kapsamında hocalarımızın sürdürdükleri projeler için öğrencilerimizi erken seviyede bu projelere katılmaları için teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin de eğitim hayatlarında ikinci sınıftan başlayarak bölüm derslerine katıldıklarında bu 4 ana başlık üzerine yoğunlaşmış derslerin hem teorik hem de pratik uygulamalarına yönelik laboratuvar çalışmalarında yer almalarını sağlıyoruz. Bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin aslında matematikten hoşlanıyor olmaları, fizik ve kimya problemlerini çözmekten hoşlanıyor olmaları, kendilerini ilgili hissetmeleri yeterli. Aslına bakarsanız malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bir interdisipliner mühendislik. Bu bağlamda da kendi eğitimimiz içerisinde de öğrencilerimize tüm mühendislik dallarından belli konuları kendi dağarcıklarına katmaları için eğitim programımızı o şekilde düzenlemiş durumdayız. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği aslında sanayiye ve endüstriye yakın olan bir mühendislik dalı olması nedeniyle sanayi ile işbirliklerimiz çok yoğun. Bu bağlamda da öğrencilerimizin ikinci sınıfı bitirdikten sonra üçüncü sınıfa geçtikleri yaz döneminden başlayarak staj yapmaları, sanayide, sanayi kuruluşlarında staj yapmaları mümkün. Bu hem yurt içinde hem yurt dışı içinde geçerli. Erasmus konusunda yurt dışındaki üniversitelerle işbirliklerimiz gerçekleşmekte. Bunun içinde belli girişimlerimiz var. Almanya, Fransa ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte bu girişimleri de hali hazırda yürütüyoruz. Genellikle öğrencilerimize tavsiyem, gelecekte yapmak istedikleri mesleği ne kadar yapmak istediklerine odaklanmaları. Bu konuda onlara önerim, temel bilimlerinin üzerine mühendislik konularında ne kadar heyecan duyduklarını, bu konuya ne kadar ilgi duyduklarını ölçmeleri. Aslında bana kalırsa kimseyi dinlemeden sadece bu sorunun cevaplarını kendi içlerinde aramaları yeterli gibi geliyor bana.